Ben Anastasia. Annemin ilk göz ağrısı. Babamın bir tanesi. Kardeşinin canıydım ben. Adamın taze çiçeği. Fırtına görmemiş badem ağacı. Dalgasız denizi. Başkasının rüyasıydım ben. Uzaklardaki bir dünyanın başkentinde bir şehzadenin hayali. Ne vakit çatlar tohum, iter toprağı? Kim der çiğdemlere açma vaktini? Ne vakit büyür bir çocuk? Neyle büyür bir çocuk? Sütle, balla mı? Kardeşinin mis kokusu, annesinin, babasının sızlayan kalpleriyle mi? Ben Anastasia. Bu kadim sarayda gördüm ve öğrendim. Dünyanın en büyük zenginliklerinin içindeki kederi. En muazzam mücevherlerin ışıltısındaki karanlığı. En güzel suretlerin ardındaki şeytanı. Ve dünyanın en kudretli hükümdarının içindeki sular gibi derin, berrak, saf ve yüce kalbi. Ben Anastasia. Yağmur damlasından bile sakınılırken artık kendimi fedaya hazırım. Geçtim hasretten, umutsuzluk ve ölümden. Bir günüm bir ömre bedel. Geçtim ve yeniden var ettim kendimi. Geliyorum. Mazi solan kızıl bir gül şimdi. Elveda çocuk, elveda geçmişim. Sıyrıldım kozamdan, açtım kanatlarımı. Aşk için can vermeye hazırım. Ben Anastasia. İlk defa merhaba diyeceğim gökyüzüne. Damarlarımda akan ateş nehirleri, gözlerimde yıldız ışıkları, kendimi doğurmaya geliyorum. Aşktan bir zırh takıp göğsüme, masumiyetimi kılıç diye kuşandım. Dikenlerin, korların üstünden yürüyorum. Geliyorum, kaderleri değiştirmeye, istikbali yazmaya ve cihana adımı bırakmaya geliyorum. Okçular! Nişanal! Topçular hazır! Bize yalan söylediler! Bizi kandırdılar! Hünkârımız öldü, yürüyün! Derviş Paşa. Tövbeler olsun. Mahbeker mi bu? Vallahi o sultanım. Nasıl çıkmış oraya, aklını kaçırdı bu hatun. Ben Sultan Ahmet Han'ın gözdesiyim. Az evvel hünkârımızın yanındaydım. Padişah efendimiz ölmedi. Hala hayatta. Nefes alıyor. Şehzademiz Mustafa da öyle. Yalan söylüyor. Allah'ın huzurunda yemin ederim ki hünkârımız sağ. O yüzden mi hadım ağayı padişah diye karşımıza çıkardınız? Padişahımız hasta, evet. Hekimler başında. Şifa arıyorlar. Bugün değilse yarın çare bulunacak. Hünkârımız tekrar ayağa kalkacak. Ben inanıyorum. Siz de inanın. Allah yardım edecek bize. Yalan söylüyor ağalar. İnanmayın bu hatına. Hünkârımız öldü diyorum, yürüsenize! Yürüyün be! Açtır Handan. Hepimiz öleceğiz senin yüzünden. O vakit geriye kim kalacak? Devleti kim koruyacak? Evladım öldükten sonra neyleyim devleti? Dünyayı neyleyim?
Aman yarabbim. Bu nasıl olur? Dönün. Sizi sevenlere, bekleyenlere dönün. Annenize, babanıza, kardeşinize, çocuklarınıza dönün. Anastasia. İnanın bana, hünkârımız ayağa kalkacak. Bugün isyan vakti değil. Dua etmek vakti. Ben dua ediyorum, siz de edin. Oyun bu ağalar, oyun. İnanmayın, hünkârımızı öldürüyorum. Oyuna gelmeyin. Hayır, oyun değil. Bana inanmayanlar Ulufe günü bu avluya gelsin. O gün karşınızda beni değil, sultanınız Ahmet Han'ı bulacaksınız. Kimsenin canı yanmasın. Hünkârımızın inananlara mükafatı, inançsızlara kılıcı hazır. Bekleyin ve görün. Haydi artık evlerinize gidin. Sizi sevenlere dönün. Haydi, haydi. Durun ağalar. Hatun kandırıyor sizi, inanmayın. İnanmayın bu hatuna, yalan söylüyor. Gidelim hadi. Yürüseniz ağalar. İçeri. Ocağımız. Nizam içinde. Hünkârımız öldü, yalan söyler bu hatun. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Gidiyorlar. Ey yumurtaya can veren Rabbim, sen çok büyüksün. Gördün mü? Sen kaçacak delik ararken kızcağız hatun başına neler yaptı? Ne kaçması hacı ağa? Devlet-i Aliye'nin bekası için canımızı dişimize taktık. Ben bileydim, onun yanında çıkardım. Çıkarmış. Daha ilk adımda paçalarımı doldururdum demiyor da. Ne oldu hacı ağa? Daha düne kadar o kızcağıza yapmadığın işkence yoktu. Ben yetiştirdim onu, ben. Hacı ağa! Gölge. Bırak beni! Bırak beni! Sen kimsin? Ne bağırıp durursun? Bir kızım var benim. Onu bulmaya geldim. Seni duydum. O burada, sarayda. Ben babasıyım. Nasıl olur da kurtulur kör kurşundan? Hüdayi Hazretlerinin verdiği cevşem. Allah korumuş sultanım. Bu Rabbimin mucizesi değil de nedir ki? Gölge, beni hünkârımıza götür.
hatunu bilmesem. Büyü yaptı da ölümden döndü. Kuduz köpekleri mestane çevirdi diyeceğim. Aziz Mahmut Hazretlerinin kerameti bu elbette. Kızı tüfek mermisinden koruyan muskayı o vermiş. Kimsenin yapamadığını yaptı demek. Esaslı hatunmuş mesela. Ne diyelim, Allah razı olsun. Menekşe, Şifacı hatundan hala haber yok mu? Ümidinizi kırmak istemem sultanım. Lakin gelse ne fayda? Elinden bir şey gelmez. Cılız bir umut bu tutundu. Ben şimdi evladım için o cılız umuda dahi muhtacım. Ulufe'ye kadar ahali bekler. Sonrası fırtına, boran. Raşa Hatun hayatta olsaydı belki karnında bir şehzade taşıyordu. Raşa kim Mustafa olmadıktan sonra? Yansın bu saray. Yıkılsın hanedan kimin uğrunda? Bir avuç dediğin celaliler bunlar işte. Senin yüzünden ellerine düştük. Düştüyse kalkmasını biliriz paşa. Üzülme sen. Ne üzülmesi? Sayende hayatım kurtuldu. İstedikleri kadar altını veririm, yürür giderim. Sen kendini düşün. Alçaklar, soysuzlar. Ben padişah gözdesiyim. Hükümdarın çocuğuna gebeyim. Hepinizin kellesini alır. Kes sesini hatun, kes. Hünkârın işitemez seni burada. Rahat bırak hatun İsmail. Gebe hatunla mı uğraşacağız? Osmanoğluna ebelik mi edeceğiz? Doğuran edek bizimle kalacak. Sonrasına bakacağız. Getir şunu İsmail. Bizim meselemiz Yeniçerilerle değil. Biz Osmanoğlu'yla savaşıyoruz. Osmanoğlu dediğin Yeniçeri'nin başıdır. Yoldaşımızdır bizim. Ona yapılan hakareti, ona yapılan zulmü kendimize yapılmış sayarız. O yüzden Kalenderoğlu. Siz bir taraf, biz bir taraf. Padişah efendiniz ve Şehzade Mustafa yok artık ha. Öldüler. Mümkün değil bu. Neden mümkün değilmiş? Onlar da Allah'ın kulu değil mi? Hastalanıp düşmezler mi? Kılıç kesmez, kanları akmaz mı? Çiçek illetine yakalandılar. Er ya da geç. Ölüm kati. Yakında yeni bir nizam kuracağız. Herkes için adil bir nizam. Daha fazla kan dökülmesin istiyorsan bize yardım et. Hekim kadın, hünkârımız nasıl? Bir değişiklik var mı? Hünkârımızın vaziyeti ne zamandır umrunuzda? Hani bu saray sizindi? Kimse sizi buradan çıkaramazdı. İlk kaçan siz oldunuz. Boyundan büyük laflar etme Handan.
Aklın yetseydi neden gitmek istediğimizi anlatırdık. Kimi kandırıyorsunuz? Gördüm sizi. Kediniz Elizabeth kadar düşünmediniz torunlarınızı. Cesaretle aptallığı birbirine karıştırma ben Liaseki. Ne yapsaydık? Sizin gibi oturup ağlasa mıydık? Devleti ayakta tutmak varken vaziyete razı mı gelecektik? Dudu Hatun, mütemadiyen malumat istiyorum. Baş üstüne sultanım. Zinhar Dudu, hiçbir malumat verilmeyecek. Yasak. Sultanım. Cesaretinle herkesi hayrete düşürdün. İtiraf edelim ki biz de beklemiyorduk. Daha şimdiden senin için insan suretinde melek diyorlar. Birinin çıkıp onları durdurması lazımdı. Allah yardım etti, o ben oldum. Ne büyük saadet. Lakin öyle bir söz verdin ki ahaliye, padişahımız avluya çıkmaz ise sahte bir melek olduğunu anlayacaklar. Bu kez daha öfkeli, daha acımasız olacaklar. Neyse ki saraydan ayrılmak için yeterince vaktiniz olacak sultanım. Müsaadenizle hünkârımızı görmem lazım. Ahmet! Oğlum! Bırakın beni. Sultanım, ne olur yapmayın. Biliyorsunuz hastalık Sari. Ahmet, hacı ağa, emrediyorum. Çekil önümden, bırak beni. Sultanım, ne olur yapmayın. Ne oldu? Yoksa... Ateşi çok yükselmiş. Son nefesimi oğlumla birlikte vermek istiyorum. Sultanım. Hünkârımız ölmeyecek. Şifayı buldum. Nedir bu? Büyücü kadından aldım. Korkmayın sultanım, güvenin bana. Halime sultanım büyücüsü o. Ne malum içinde zehir olmadı. Hünkârımız zaten ölüme yürüyor sultanım. Durdurmak istiyorsak, iyi olsun istiyorsak tek umut bu.
Tamam hatun, razıyım her şeye. Ver şifayı. Madem öyle, uzat elini. Come on.